Herkese selamlar, ben GeekTigeko. Resident Evil 2'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölüm en son Mr. X'le karşılaşmıştık. Ve Mr. X'ten kaçmıştık. Bu bölüm polis karakoluna devam ediyoruz. Bayağı uzun süre ara verdim videolara. Özel bir nedeni yok. İçimden video yapmak gelmedi adeta. Ama şimdi daha iyiyim. Daha sağlıklıyım. İçimden video yapmak geliyor şu anda. Merdivenlerden aşağı iniyoruz. En son ne yapmıştık, ne ettirmiştik inanın hatırlamıyorum. Claire B'nin ilk bölümünü Mayıs ayında kaydetmiştim. Sizin de dikkatinizi çektiği üzere 7 Mayıs'ta dişçi randevum vardı falan dedim. O zamanlar zor konuşuyordum tabii, dişim kırıldığı için. Ama ne oldu? Dişimi yaptırdım. Dolgu yaptılar, kalıcı dolgu. Ondan sonra şimdilik herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Evet, bilgisayarla kilitli kapıları açtık. İlk başta buraya giriyoruz. Polis karakolunun derinliklerine ineceğiz. Şu anda işsizim arkadaşlar. Son yerden de istifa ettim. Şu anda iş arıyorum. Gün boyu köşkösü evde oturuyorum yani. Bakalım ne olacak? İş bulabilecek miyim? Gerçekten merak konusu. Buradaki polisi de hakladıktan sonra... Oo, bir tane daha varmış. Güzel, ölmedi. Her zamanki gibi fake attı. Evet, lockpick'i kullanıyoruz, maymuncuğu. Leon ile Claire'ın bir diğer farkı, Leon böyle kilitli çekmeceleri falan açmak için small key'e ihtiyaç duyuyor, küçük anahtara. Fakat Claire yanında maymuncuk taşıdığı için bütün kilitli çekmeceleri default olarak açabiliyorsunuz. Cesetten kurşunumuzu aldık. Evet, spade anahtarını kapı üzerinde kullanıyoruz ve spade anahtarıyla işimiz bitiyor. Bir kopyalama makinesi. Patrol Report. Bunu da okumuştuk Leon ile oynarken. Ve bir adet ink ribbon aldık. Merdivenimizi itelim. Buralar bildiğiniz yerler zaten. Leon kısmından hatırlayacağınız üzere. Fakat alacağımız şey değişik. Burada film makarası mı alıyorduk, ne alıyorduk? Hatırlamıyorum tam. Leon ile oynarken. Fakat Claire'de çakmağı buluyoruz. Çakmak, hatırlarsanız bir portreyi yakmak için kullanıyorduk. Resmi yakmak için kullanıyorduk. Ve resimden elmas düşüyordu. Şimdi gerisin geri dönüp aslında bir sandık bulmamız gerekiyor. Üzerimizdekileri boşaltmak için. Sandık da hemen burada. Var zaten. Ink ribbon'ımızı koyalım yerine. First aid kitimizi koyalım. First aid spray, pardon. Ardından devam ediyoruz. Evet, evde otur sıkılıyorum açıkçası. Çizim falan yapıyorum. Yabani dergisi var biliyorsunuz. Yabani dergisinin çizimlerimi gönderdim bu arada. Boş durmamak adına. Değerlendireceklerini söylediler. İnşallah oradan güzel bir sonuç çıkar ve iki adet polis zombi karşımıza çıktı. Bir tanesini hakladık bile. İkinciyi de hakladık sanırım. Fake atmıyorsa fake atıyormuş. Evet, yakmamız gereken tablo da tam olarak buradaydı zaten.
Masanın üstünde bir rapor daha var. Operation Report. Evet, tam olarak bu tablodan bahsediyorum. Ve hoppa, elmas düştü. Bunun dışında neler yapıyorum? Garanti ATM'sine kartımı yutturdum. Tekrar aldım kartı fakat kartınıza alıkonulmuştur diye bir ibare var. İbare çıkıyor tekrar ATM'ye koyunca. Yine yutuyor yani. Bunun için yeni bir kart çıkarttım. Mecburen, çünkü kullanılamaz durumda. Neden öyle olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Hani kredi kartı borcum morcum da yok. Ha, Diamond anahtarı lazımmış buraya. Şurada yine bir save noktası vardı hatırlarsanız. İlk önce yeşil örgülerimizi birleştirelim. Maksat yer açılsın. Zaten burada da hazine sandığı diyorum ya. Final Fantasy 9'dan alışkanlık işte. Sandık var burada zaten. Bir rapor daha bulduk. Raporlara doyamadık adeta. Lighter'ımızı sandığa koyduk. Çünkü uzun bir süre kullanmayacağız lighter'ı. Ink Ribbon'ı da hemen sandığa koyalım. Ve üst katı çıkıp heykel bulmacasını çözdükten sonra ikinci elmasımızı da alacağız. Böylelikle. Evet, ikinci elmasımız da burada, gördüğünüz gibi. Biraz daha itelim. Ardından heykellerin yüzü birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorsunuz heykelleri. Lan. Yürüyemedi bir türlü. Evet, diğer heykeli de onun karşısına doğru iteceğiz. İtebilirsek tabii. Böyle itmeli bulmacalar olunca aklıma hemen Soul River geliyor. Soul River'da da çok kutu bulmacası vardı hatırlarsanız. Hoppa. Böylelikle düştü. Red Jewel'ımızı aldık. Yeniden. İkincisini. Şöyle bir devam edelim. Bu koridorda Stars'ın ofisi olması lazım. Hemen şurada. Leon! It's good to see you're still among the living. It looks like we're not gonna find your brother here. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. Evet. That way we can keep in touch if anything happens. Radyoyu da aldık Leon'dan. Burada bir şey var mıydı? Yok. Sanırım. Ama burada bir şey var. Bogan'ı aldım. Başka bir şey var mı? Yok sanırım.
Haydi. Bütün envanterimiz dolmuş durumda. Masanın arkasında bir şey var mı? Yok. Evet, şimdi üzerimiz dolu. Fakat Diamond Key'in nerede olduğunu biliyoruz en azından. Evet, küçük bir kızla karşılaştık. Küçük kızı bulmamız gerekiyor. Zombilerin elinden kurtarmamız gerekiyor. Eğer gerekiyorsa. Devam edelim kapıdan. Oo. Grenade Gun'ın tam sırası. Grenade Launcher. Bayağı çok polis memuru var çünkü. Tam ısıracakken yere devrildi. Neyse ki. Evet, 4 tane zombi hakladık. Şimdi bu çekmecede de bir şey olması lazım. Leon'dan hatırladığım kadarıyla. Tony's Arms markalı kurşunlarımızı bulduk. Burada bir şey var mı? Sanırım yok. Buradan geçemem diyor Claire. Haklı olarak. Pekala, kapıdan girelim bakalım. Kütüphaneye geldik. Evet, Leon'la oynarken kapattığımız kepenkler kısa devre yaptı ve tekrar açıldı şu anda. Buradan aşağı düşüyoruz ve bulmacayı çözeceğimiz yere gidiyoruz. Şuradaki düğmeye basalım. Bakmaya bile gerek yok bulmacanın çözümüne. İkisi tam ortaya gelecek şekilde, diğerleri en sağda veya en solda kalacak şekilde rafları düzenliyoruz. Ve bulmacamızı çözmüş oluyoruz. Bir blok çıktı karşımıza. Fakat şu anda alamayacağız onu da. Envanterimiz hıncahınç dolu olduğu için. Evet, şimdi... Buralarda zombi falan yok sanırım. İyi bir şey. Evet, fazla ilerlemeden daha bir sandık bulmam gerekiyor benim. Fakat ondan evvel şu çift kanatlı kapının arkasında neler varmış bir görelim. Ha evet, buraya geri döndük. Gel gel, nereye gidiyorsun? Evet, sevgili Failing de askerden döndü bu arada. Kendisiyle Diablo 2 çalışmamız devam edecek, sürecek. İnşallah internet bağlatırsa. Dört gözle internet bağlantmasını bekliyorum. Evet, Bowgun'ı şimdilik bırakalım. Green Herb'ümüzü de bıraktık. Ve hazır buradayken bize yük olan 2 adet elması heykellerin koynuna koymak istiyorum. Bir tanesi şu. Diğeri de şöyle. Evet, bir blok daha çıktı karşımıza.
Blue Stone. Yarım blok fakat. Bunun tamamını tamamlamak için Blue'u, ikinci Blue Stone'u da almamız gerekiyor. Fakat şu anda nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Evet, yerimiz açıldı. Hem Diamond anahtarını hem de kütüphane bulmacasından bulduğumuz bloğu alacağız. Devam ediyoruz. Gerisin geri kütüphaneye döndük. Yandan gizli bölmeye geçiyoruz ve bakalım Serpent Stone, yılan taşı, kırmızı bloğumuzu aldık. Hatırlarsanız Leon ile oynarken plaklar topluyorduk. Bu plakların yerine Claire'de bu bloklardan var. Onları toplayacağız. Sanırım 4 tane blok olması lazım. Evet, Stars'ın ofisine geri dönüp Diamond Key'i alacağız masanın üstünden. Precinct Key olarak geçiyor. İnceledikten sonra Diamond Key olduğu ortaya çıkıyor. Klasik bir Resident Evil. Tree'yi. Ye ve bir fax geldi Chris Redfield'e. G virüsünden bahsediyor. Umbrella'dan bahsediyor. İlk oyunun sonunda orijinal ekip bütün bu olan bitenin Umbrella tarafından yapıldığını ifşa ediyorlar bütün dünyaya. Çok geçmeden de zaten Raccoon City'nin tamamı zombi haline geliyor. Elde avuçta birkaç hayatta kalan var. Bunlardan ikisi zaten Leon ve Claire biliyorsunuz. Diğerlerinin akıbeti belli değil şu anda. Şimdi Diamond anahtarını kullanacağımız kapılardan bir tanesi hemen alt kattaydı. Demin bakmıştık. O yüzden hemen alt kata inip Diamond anahtarını kullanacağız. Evet, böyle bir yere geldik. Şimdi çok kötü. Diamond anahtarı bizde olduğu için envanterimiz tamamen doldu yine. Yine bir sandık bulmamız lazım. Hop. Eyvah. Eyvah. Grenade Launcher'la girişelim bakalım. Zombilere. Umarım ölmeyiz. Evet, hepsini indirdik görünüyor fakat bir kısmı ayağa kalkacak.
Evet, hepsini indirdik sanırım. Ofisin içinde de var bir tane. Hop hop hop. Eyvahlar olsun. Ha siktir ya. Öldük. Evet, tekrar çal Sam diyerek tekrar ediyoruz bu bölümü. Sanki hiç olmamışçasına. Umarım bu sefer ölmeyiz. Güzel. Bu arada envanterimi boşalttım biraz. Tekrar buraya gelirken. Geber. Evet, masanın üstünde detonator, tetikleyici yani. Bulduk. Fünye daha doğrusu. Şimdi bir de patlayıcıyı bulmamız gerekiyor. Ki helikopterin oradaki duvarı kırıp geçebilelim diye. Buradan ana hole geri dönüyoruz. Şuradaki kapıya bir bakalım. Hiç bakmadık buraya. Ha, bakmıştık, pardon. Geçen bölüm buraya gelmiştik. Diamond anahtarını kullanacağımız ikinci kapının hangisi olduğunu merak ediyorum doğrusu. Sanırım buradaki kapılardan bir tanesi olması gerekiyor. Club anahtarıymış bu. Diamond da buradakilerden bir tanesi olması lazım. Evet. Anahtar işimize yaramıyor artık. İki kapıyı da açtığımıza göre. Ha, bir first aid spray var. Güzel. Hoppa. Licker girdi içeri. Tabii bunu biliyorduk. Nereden biliyorduk? Leon'la oynarken de aynı şey olmuştu. Lan! Ne yapıyorsun? Allah aşkına. Evet, Eagle Stone'u aldık. Kartal taşı yani. İkinci bloğumuzu da almış olduk böylelikle. Güzel. Bayağı ilerledik. Şimdi Claire yaralandı gördüğünüz gibi. First aid spray kullanmamaya özen göstereceğim. Bu oynayışımda. Tabi sonlara doğru saçmalayabilirim. Merak etmeyin. Evet, şimdi oyunumuzu kaydedelim artık. Bayağı 23 dakika olmuş. Bir save noktası bulmamız gerekiyor. Bunun için de üst kata çıkacağız. Bölüme başladığımız odada save edeceğim. Daha sonra ikinci katta işimiz var çünkü. Gelecek bölümde oynayacağım üzere. Evet, save noktasına bulduk bile. Sandığımız da burada. First aid spray'ı koyduk sandığa. Taşı koyduk ve filmi koyduk. Evet. Ink ribbon'ımızı da aldık. Şimdi oyunu kaydedeceğiz. (Gülüyor)
üçüncü save noktasına kaydedelim. Evet, ben Geek Diego. Gelecek bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.